Fuat Bey, size Ümit Bey'in bir tespitiyle gelmek isterim. Kendisi sorunların mahiyeti dostluk döneminde değil, kriz zamanlarında daha belirginleşir diye özetleyebileceğim tespitini bizimle paylaştı. Türkiye'de Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile öyle ilişkilere sahip ki bazen birinin sorunlu alanlarını çok duyuyorsunuz, öbürününkini duymuyorsunuz. Bazen de tam tersi oluyor. Şu anda Rusya ile ilgili sorunları duymaya başladığımıza göre, eğer Ümit Bey'in analizine katılıyorsanız, biz nasıl bir dara girmiş olabiliriz Türkiye-Rusya ilişkilerinde? Haziran görüşmesi öncesinin bir rüzgarı mıdır bu? Bir de hani Amerika ile düzelmesi Rusya ile kesin olarak bozuşması anlamına mı geliyor Türkiye'nin? Çünkü söyleme ve sorunların içeriğine ve üreyen haber başlıklarına baktığımızda bu dönemlerde biraz böyle gibi görünüyor. Nedir bakış açınız? Esasında Fatih Bey'in son söylediği noktadan ben başlayacaktım. Tamam. Yani bir hem NATO hem de Polonya, hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye SİHA satmamız nasıl mümkün oldu? Tabii bunun mümkünlüğü bir NATO üyesi olan Türkiye'nin NATO ile uyum içinde olan bir sistemi, yine bir NATO üyesi olan ve Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye satmasıyla oldu. Tabii S-400'lerle ilgili, tabii yani şeyimizin, programımızın ilerleyen alanların zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerde o S-400 konusu yine Fatih Bey'in söylediği gibi Türkiye'yi çok sıkıştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiyi düzeltmek isteyen Türkiye'yi de çok sıkıştırıyor. O noktaya geleceğiz. Yani S-400'ler nasıl çözülür, o konuda belli fikirlerim var. Fakat sizin sorduğunuz sorudan başlarsak, esasında Türkiye bir dış politikasında son dönemde uygulamış olduğu stratejik özellik, stratejik otonomi denen, biraz Amerika ile Rusya arasında, hem Amerika olabilir hem Rusya olabilir ama böyle bir sarkaç olarak düşünürsek dengeleme deniyor bu politikaya. Bağımsız hareket etmek isteyen, Avrupa Birliği ile NATO ile ilişkilerini minimize eden ve hem ben esasında S-400'leri de alabilirim, hem F-35'leri de alabilirim sloganında da yahut da öncesinde de biraz şekilde anlatılan bir dış politika izledi ve bu dış politikada son yıllarda esasında baktığımız zaman hem Suriye olsun hem Libya olsun bazı alanlarda yapmış olduğu hamlelerde özellikle Suriye konusunda Rusya ile ve İran, işte Astana süreci ve Soçi ile birlikte esasında bu sarkaçta Rusya'ya çok yakın davrandı ve bunun sonucunda S-400'leri aldı. Fakat Ümit Bey de bahsetti, tarihsel olarak da baktığımız zaman ve özellikle bu son dönemlerde baktığımız zaman, ben akademik olarak incelemiştim, Atatürk dönemi, Türk-Sovyet, o zaman şeydir, Sovyet ilişkileri, hem Süleyman Demirel dönemi, Türkiye-Sovyet ilişkileri, hem de bugün Erdoğan-Putin ilişkileri baktığımız zaman, bu son dönemde çok asimetrik bir ilişki kuruldu. Rusya'nın yararına oldu bu ilişkiler. Türkiye bu ilişkilerden çok fayda sağlamadı ve çok da hani en zor zamanlarda cezalandırıldı da. Bu sadece uçak düşürülmesi dönem değil. Biliyorsunuz şeyde de Suriye'de de 33-34 tane şehit oldu. O yüzden de Rusya ile ilişkiler çok ikircikli, tek bir anlamda asimetrik, yani Rusya'nın yararına olarak gelişti. Tabii Türkiye bunu yaparken bunları biraz da belli bir noktaya gelmek için çok hızlı şekilde söylüyorum. Türkiye bunları yaparken de Amerika ve Batı'yı esasında işte bu 15 Temmuz darbe girişiminden Suriye'ye kadar Türkiye'nin alansal bütünlüğü, Türkiye'nin güvenliği temelinde bir tehdit gibi gördüğü için, onlara karşı bir tepki aldığı için Batı karşıtlığı, Amerika karşıtlığı söylemin de etkisiyle bu sarkaçta Rusya'ya çok yakın oldu. Fakat esasında geldiğimiz noktada öyle bir durumdayız ki bu politikanın artık gidemeyeceği ortaya çıktı. Biden, sizlerle programlar yaptık. Trump'ın yerine Biden'ın gelmesiyle, Biden rejimiyle Amerikan dış politikasının değişmesiyle, yani küresel anlamda iklimin ve söylemin değişmesiyle Türkiye'de kendisini yeniden pozisyonlamak isteyerek adımlar atmaya başladı. Bu adımlar içinde yavaş yavaş Avrupa Birliği ile Amerika ile ilişkilerin düzeltilmesi stratejisi uygulanıyor. Bugün örneğin sizin programınızdan önce akşamüstü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerikalı iş adamlarıyla olan
Erdoğan görüşmesinden önce yaptığı konuşmayı dinledim. Konuşmaya göre esasında NATO zirvesine de referans vererek bütün bu 24 Nisan mesajlarına ve diğer sorunlara rağmen hani Amerika ile ilişkileri iyileştirmek, stratejik ortaklık temelinde, müttefiklik temelinde iyileştirmek isteyen bir Türkiye söylemi ortaya koydu. Şimdi buradan geldiğimiz zaman esasında Türkiye şunu fark etti. Rusya ile ilişkilerinde çok fazla bir gelecek yok. Yani Suriye noktasında bile çok fazla bir gelecek yok. Affedin, fark etti diyorsunuz. Ne zaman, nasıl bir farkındalık oldu? Suriye'deki son COVID öncesi yaşanan o bombalamalarla falan başlayan ama aynı zamanda Trump'ın kaybedip Biden yönetiminin gelmesi, Avrupa Birliği içerisinde biraz sonra geleceğim çok kısa bir şekilde jeopolitik Avrupa söyleminin artması moral tarafından ki Polonya ile o ilişkilidir. Bütün bunlara baktığımız zaman esasında Türkiye'de bu stratejik özellik yani bir ulus devlet olup bağlantılar olmaksızın Türkiye'nin her alana gitmesi hem Suriye'de olması, Libya'da olması, Doğu Akdeniz'de olması gibi bu genişleme mekanizmasının, yayılma mekanizmasının çok fazla işlemediği ortaya çıktı ve bu süreç içinde Rusya ile ilişkilerin de buna çok fazla bir Türkiye'ye katkı vermediği ortaya çıktı. Esasında Türkiye bu adımlarını Amerika ile ilişkilerini düzeltmek, Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltme adımlarını aynı zamanda İsrail ile de ilişkileri düzenle, bu son Gazze olaylarından önce ve Mısır'la ilişkileri düzeltme olarak da o hamleleri yapıyordu. Hatta hatanın ne zaman neresinden dönülse kârdır olarak hani Mısır'la ilişkiler de desteklendi, düzeltilmesi. Şimdi buradaki nokta şu. Ukrayna ile olan görüşmede Ukrayna'nın şu anki başkanı esasında Avrupa'ya yakın Ukrayna'nın başkanı. O anlamda Ukrayna ile birlikte olmak esasında Batı ile ilişkiyi düzeltmek de anlamına geliyor. Yani Batı bloku içinde yer almak. Çünkü Ukrayna biliyorsunuz Batı ve Avrupa ve Rusya olarak ayrılmış bir ülke. Arkasından Sayın Büyükelçi Fatih Bey'in söylediği gibi hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi bir ülkeye siyasa atmak hem de NATO standartlarında satmak gibi bir noktaya gelince esasında burada Türkiye bir tercih yapmak istiyor. Ve tercihinde artık o sarkaçı Rusya'dan değil de Amerika, Avrupa o tarafa doğru kaydırmak istiyor ve dış politikasını dengelemek istiyor. Çünkü benim de son çalışmalarımda vurguladığım gibi artık o stratejik otonomi kavramının da sonuna gelirdi. Yani bu dış politikanın bir durulması, bir tekrardan reset diyoruz biz ona, tekrardan yeniden yapılanması. Fakat burada Batı ile ilişkilerinin canlanması lazım. Bunu biraz sonra Amerika ilişkilerini de biraz tartışacağım ama bu şeyin Polonya'ya siyasatmanın iki tane yüzü var bu bağlamda. Bir tanesi bence Sayın Büyükelçin de söylediği gibi, Ümit Bey'in de söylediği gibi olumlu yüz. Türkiye, biz de Türkiye vatandaşları olarak milli savunma sanayide yapılan bu atılımları çok önemsiyoruz. Çok hakikaten önemli bir atılım. Ve dış politikayı konuşurken biliyorsunuz dış politika en önemli üç boyutundan biri kapasitedir. Kapasiteyi arttırmadı da bu tür atılımlar çok çok önemli. Türkiye bunları yapıyor. Batı ile ilişkilerini, Avrupa ile, Avrupa Birliği ile, Batı blokuyla ilişkileri güçlendirmek için bu anlamda Polonya ve Ukrayna ile olan ilişkilerini Amerika'ya daha olumlu yaklaşmasını bir hamleleriyle ortaya masanın üzerine koyuyor. Bu olumlu. Fakat bunu yaparken riskler de var. Bu risklerden bir tanesi esasında Türkiye'nin içinden kaynaklanıyor. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bugün Amerika ile ilişkilerde olumlu bir söylemi dinlesek de, her ne kadar Ukrayna ve Polonya ve NATO ile ilişkileri düzeltmekle ilgili hamleleri bu SİHA satışında Polonya'ya ve Ukrayna'ya görsek de, ben esasında Türkiye'de Cumhur İttifakı içinde ve o AK Parti içinde de acaba bu hamleyi nereye kadar Türkiye yapabilir, nereye kadar isteniyor bir gerilim olduğunu görüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nın bir kanadı da tam da Ümit Bey'in ve Fatih Bey'in söylediğinin tersine hala o sarkaçın Rusya yanında olması, Batı'yla daha soğuk ilişkilerin kurulması, Batı'nın Türkiye için tehdit olması, Amerika'nın Türkiye için tehdit olması, işte FETÖ darbelerinden tutun Suriye'de PYD olaylarına kadar
O yüzden esasında Türkiye bir hamleleri yapıyor ama belli bir stratejik vizyon, belli bir görüş içinde